Galatasaray'dan Roberto Firmino bombası. Galatasaray'ımız yaz transfer sezonu sona erse de transfer çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor. Sarı Kırmızılılar'da yönetim kurulu kulübe yeniden Avrupa çapında başarılar kazandırmak için yoğun çaba harcıyor. Bu sezon Sport Toto Süper Ligi zirvede tamamlayarak UEFA organizasyonlarında yeniden ses getirmek isteyen Aslan, sezon sonunda yapılacak transfer hamleleri için şimdiden harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Liverpool'un dünyaca ünlü golcüsü Roberto Firmino için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Yıldız futbolcunun Liverpool'la sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Sarı Kırmızılı yönetim, Firmino'yu sezon sonu için takıma kazandırmak istiyor. Sarı Kırmızılılar, sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı Firmino ile anlaşmanın tamamlanması halinde, UEFA kuralları gereği Ocak ayından itibaren ön protokol imzalayabilecek. Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası. Devre arası transfer döneminde takıma büyük güç katacak yerli bir oyuncuyla anlaşmak isteyen Galatasaray, rotasını milli yıldız Cengiz Ünder'e çevirdi. Özellikle Marsilya'nın Fransa Ligi'nin 3. haftasında Nantes'la oynadığı karşılaşmada oyuna sonradan girip oyundan alınan Cengiz Ünder'le Marsilya'nın ipleri kopuyor. Marsilya'da beklediği forma şansını bulamayan ve yedek oyuncu statüsüne gerileyen Cengiz Ünder'le Galatasaray'ın yolları bir kez daha kesişti. Sarı Kırmızılı ekip uzun süredir milli futbolcuyu kadrosuna katmanın planlarını yapmasına karşın bir türlü amacına ulaşamamıştı. Ancak yeşil ışık yeniden yandı. Fransız ekibinde bir oynayıp bir yedek kulübesine geçen milli yıldız da Galatasaray'a gelmek istiyor. Bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve kadrosuna birbirinden önemli isimleri katan Galatasaray, Cengiz Ünder'i de satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiralamak istiyor. 2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder için Atalanta'nın da ilgisi bulunuyor. Galatasaray'dan Çağlar Suyuncu bombası. Yaz transfer dönemi sona erse de Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı Kırmızılılardan Başkan Dursun Özbek ve yönetim kulübü eski görkemli günlerine döndürmek için yoğun çaba harcıyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak Avrupa kupalarında yeniden ses getirmek isteyen Cimbom, sezon sonunda yapılacak hamleler için şimdiden harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yaz transfer döneminde de gündemine gelen Çağlar Suyuncu için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Milli futbolcunun Leicester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Sarı Kırmızılılar, Çağlar Suyuncu'yu sezon sonu takıma kazandırmak istiyor. Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasından dolayı Çağlar Suyuncu ile Ocak ayında ön anlaşma imzalayabilecek. Kuayar Galatasaray'a. Orta saha mevkisine transfer yapmak için yoğun bir uğraş veren Galatasaray, nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Orta saha rotasyonunda genişlik sağlamak isteyen Aslan, El Hilal'de forma giyen Kolombiyalı orta saha Gustavo Kuayar'ı yakın takip aldı. Kolombiya basınında yer alan habere göre Gustavo Kuayar'a Galatasaray'ın büyük bir ilgisi bulunuyor. Haberde kariyerinde henüz Avrupa'da forma giymeyen Kuayar için Galatasaray'da forma giymenin çok büyük bir fırsat oldu ve Sarı Kırmızılıların bu transferi bitirme aşamasına getirdiği kaydedildi. 2026 Dünya Kupası elemeleri başlamadan önce teknik direktör Nestor Lorenzo'nun dikkatini çekmek isteyen 30 yaşındaki oyuncu da Galatasaray'da forma giymeyi çok istiyor. El Hilal'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Kuayar, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. Kuayar'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Galatasaray'da Doğukan Sinik harekatı. Galatasaray, Marsilya'dan Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için bastırıyor. Milli oyuncunun transferi gerçekleşmezse Sarı Kırmızılıların B planı da hazır. Doğukan Sinik.
Bulls, D forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi gündemde. Sezon başında Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Bryce Mertens ve Juan Mata gibi yıldızları ilk kadrosuna katarak sükse yapan Galatasaray, Dünya Kupası arasında da zirve hesapları yapıyor. Şimdiden devre arası transfer çalışmalarına yoğunluk veren Galatasaray'da Okan Buruk, kanattaki rekabeti arttırmak ve güçlendirmek için Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in ismini yönetime verdi. Sarı Kırmızılılar milli oyuncu için bastırıyor ancak Cengiz için sonuç alınamazsa B planı Doğukan Sinik olacak. Sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelen ancak 4 milyon euro bedelli Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye giden 23 yaşındaki futbolcu için şimdiden nabız yoklanıyor. İngiliz ekibinde şu ana kadar 10 maçta yalnızca 301 dakika forma şansı bulan ve henüz kendini kanıtlayamayan genç oyuncu için Galatasaray yönetimi kiralık formülünü devreye sokacak. Doğukan da gelişimi için kiralama tekliflerine sıcak bakıyor. Galatasaray'dan Leo Ortiz hamlesi. Galatasaray'da savunma hattına takviye adına temaslarda bulunulan isimlerin sayısı artıyor. Devre arası transfer döneminde genellikle potansiyelli isimlere yönelecek olan Sarı Kırmızılılar, Bragantino'dan Leo Ortiz için devreye girdi. Brezilya basınına göre Galatasaray Leo Ortiz için Bragantino'ya ilk teklifini sundu. Red Bull Bragantino, kaptanı için yapılan ilk teklifi reddetti. Önerilen ve talep edilen tutar arasında küçük bir fark olduğu ifade ediliyor. Henüz Ortiz'e transfer konusuna temasa geçmeyen Aslan, öncelikle oyuncunun kulübü Bragantino'yu ikna etmeye çalışıyor. İlk teklifin reddedilmesi sonrası Galatasaray'ın yeni bir teklif daha sunacağı belirtildi. Leo Ortiz yaklaşık 2 yıldır Galatasaray'ın scout ekibi tarafından takip ediliyordu. Brezilyalı oyuncu için geçtiğimiz sezonun başında, devre arasında ve bu sezonun başında yine teklif yapılmış ama görüşmelerden olumlu sonuç alınamamıştı. 26 yaşındaki stoper 2019'da bedelsiz olarak Internacional'dan Bragantino'nun kadrosuna katılmıştı. Burada sergilediği performansla takım kaptanlığına kadar yükselen Leo Ortiz, Brezilya milli takımının da aday kadro havuzunda kendisine yer bulmuştu. Öte yandan İngiliz basını ise Brighton'ın da takip ettiği sambacı stoperin 5 milyon euroluk bonservis bedeli ve 1 milyon euroluk maaş karşılığında Galatasaray'la 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağını iddia etti.